Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif ve çok lezzetli harika bir çikolatalı puding yapacağız. Bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, pudingimiz için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı un ve aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı şekeri alıyorum. 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar ilave ederek pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bir çırp ile karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve pudingi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz içine bir paket vanilya ve 150 gram bitter çikolata ilave ediyorum ve çırpma teliyle karıştırarak çikolataları içerisinde eritiyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra içine bir paket krema ekliyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Ve 2-3 dakika mikserle çırptıktan sonra pudingimiz hazır. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve bardaklara paylaştırmadan önce bir hamur dağıtıcı kabına aktarıyorum. Evet şimdi pişirmiş olduğum pudingi hiç bekletip soğutmadan hemen bardakların yarısına kadar gelecek şekilde paylaştırıyorum. Daha sonra bir kaşıkla üzerlerini düzeltiyorum. Ben bugün pudinglerimi bisküvili yaptım ve inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Fakat hiç bisküvi kullanmadan sadece puding olarak da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Evet, pudingin üzerini kaşıkla düzelttikten sonra robottan geçirmiş olduğum kakaolu bisküvilerden yaklaşık 1-2 tatlı kaşığı kadar koyuyorum ve bisküvileri de kaşıkla düzeltiyorum. ve bisküvilerin üzerine tekrar puding paylaştırarak aynı şekilde kaşıkla düzeltiyorum. Ve son olarak tekrar pudingin üzerini robottan geçirilmiş bisküvi ile kapatıyorum ve pudinglerimin hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra servis etmeden önce 1-2 saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pudinglerin üzerine biraz beyaz çikolata ile süsledim ve servis etmeden önce yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve inanılmaz lezzetli olan pudinglerimiz servise hazır. Hemen şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada lezzetinden de bahsetmek istiyorum. İnanın, bütün samimiyetimle söylüyorum ki yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizler de hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de özellikle çocuklarınız da bu lezzete bayılacaklar. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.